Necip Ablemitoğlu suikastinin firari şüphelilerinden eski özel kuvvetçi Levent Göktaş'a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabından yapılan paylaşımlara Sedat Peker sert tepki gösterdi. Peker biraz önce Levent Göktaş'a ait olduğu söylenen bir açıklamadan bahsediyorlardı. Orada bir kelime canımı sıktı. Beni Sedat Peker'e benzetmeyin, devleti başınıza yıkarım demiş. Levent abi eğer bu sözü sen söylemediysen şimdi söyleyeceklerimden dolayı kusura bakma. Beni Sedat Peker'le karıştırmayın demek ne demek? Sen kimsin lan yavşak? Ankara'ya geldiğimde görüşmelerimizde yarım metre arkamdan yürüdüğün gerçekliği ortadayken beni Sedat Peker'le karıştırmayın demek ne demek? Benim ilgi alanımda değildin. Ancak emin ol şimdi radarıma girdin. Yaşar Baba vasıtasıyla bana teklif ettiğin parayla ortadan adam kaldırma tekliflerini de seçimleri iki ay kala çekeceğim videolarda da konuşacağız. Kimsin lan sen beni Sedat Peker'le karıştırmayın diyorsun. Ulan tüm dünya öğrendi de sen öğrenemedin mi? Dostlarımla eşit olmayı kabul ederim. Üstünlük taslamam. Ancak kimsenin beni küçültmesine izin vermem. Kibrit kutusuna girmeye hazır ol. Seni de kibrit kutusuna sokacağım. Söz namus göreceksin. Sekaya saygı duymayı sen de öğreneceksin dedi. Sedat Peker basın danışmanı olduğu bilinen Emre Olur'un paylaşımlarını retweetledi. Sedat Peker'in cevabına anında karşılık veren Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili hakkında gözaltı karar verildikten sonra kayıplara karışan eski özel kuvvetçi emekli Albay Levent Göktaş şunları söyledi. Ayrıca Sedat Peker küfür hakaret sahibini küçültür. Bana klavye delikanlılığı yapma. Elinden geleni de ardına koyma. Sen Ankara koridorlarından bahsediyorsun. Ben yüz defa ölü bölgesinden girdim çıktım Kuzey Irak'ta. Ölü bölgesi ne demektir bilir misin sen? Yüzde yüz PKK'nın atış hakimiyetinin olduğu noktalardan girdim çıktım ben. Sen bana Ankara koridorlarından bahsediyorsun. Benim görev yaptığım yerleri rüyanda görsen korkarsın. Elinden geleni ardına koyan namerttir. Azdan az çoktan çok gider. Varsa belgen buyur. İftira atmakla olmaz.'' Sedat Peker bana yavşak demişsin. İki senedir 3-5 tane soytarının kasetini yayınlamaktan başka ne yaptın? Tayyip abi helalleşeceğiz dedin. Ne oldu o mevzu? Madem o kadar cesaretlisin, evet sen olmadığımı herkes görecek. Misliyle iade ediyorum hakaretlerini ifadelerini kullandı.